Orada ben anlattım mı o sevk ediliş kısmımı? Şimdi biz Fatih benim çocukluk arkadaşım. Fatih bana Risanur hediye etti. Ama var ya o dönemler Fatih. Mesela bir masa ve meyveler olsa. Yani mesela bir masa ve meyve. Tefsir var ya. Dedim asıl müfessir ya. Fatih Allah razı olsun böyle alıp ilgileniyor. Risanur'dan bana ders yapmaya çalışıyor. Neyse ondan sonra ben de böyle kendim onun kıymetli olduğunu anladım. Okuyorum ediyorum. Kısa kesiyorum. O hikayelerde de çok hikayeler var. İşte hep Muğdat Camii'ndeyiz o zamanlar. Her namaz sonrası bile Risale okuyorum yani. Ve o dönemler anlamakta zorluk çekiyorum. Etrafımızda da çok fazla olmadığı için. Hasılı sıfır küsür sıfır bilmem ne puanla Ege Matematiği kazandım. Ege Üniversitesi Matematik Bölümü. Orada bile sabahlara kadar kafelerde hep kendimce Allah'ı anlatmayı istiyorum yani. Ve anlatıyorum da kimi bulsam. Yani bu böyle içten gelen bir şey. Ne duysam anlatıyorum. Menkıbe duysam onu anlatıyorum. Neyse o dönemlerde de yine Risanurlara böyle devam ediyorum derken ikinci sınıf mı birinci sınıf mı yaz okulu Koyuncu Baba. Yaz okuluna da böyle Halil diye artist bir çocuk gelmiş ama işin garip yanı okulda pek tanımadığımız yoktu yani. Ama onu hiç görmedim yani. Çünkü bilirsin fen fakültesi hep birbirini tanır falan. Bu Halil'i hiç görmedim. Bizim Davşanlı Halil. Allah Allah böyle gelmiş. Bir de motosikletçi biliyor musun? Motosiklet derken ben kaskını gördüm böyle. Bir kaskı var. Dedim ya dışarıdan bin beygir bir şey çıkar dedim. Bir gördüm Honda Beat yüzlük. Şu kadar tekeri olan var ya. Neyse böyle masaya koymuş kaskı böyle oturan bir tane adam. 3 numara saçı var o zamanlar. Böyle bakıyor falan. O öyle rahat bir adam yani Halil. Neyse yaz okulunda ben biraz ayar oldum buna. O dönemlerde de çift antrenman yapıyorum. Sabah akşam antrenmana gidiyorum böyle. Zayıfım ama. Kaan diye bir arkadaşım var. Kaan'la tam tuvalete doğru yürüyoruz. Halil de karşımızdan geldi. Kaan da bizi tanıştıracak. Dedi ki ya Mehmet dedi işte bu dedi Halil dedi böyle falan dedi. Hani üniversite ortamı ya. İşte Mehmet de boksör diyor Kaan. Halil de böyle hani şakacı ya böyle. Cool şakacılardan. Böyle eğildi aa öyle mi kardeş böyle yaptı karnıma falan. Ben de zaten ayar olmuşum sınıfta çocuğa. Dedim vallahi kardeş o iş öyle havaya vurmakla olmaz. Neyse aynı gün Ragıp diye bir kardeş. O da yine Risale-i Nur okumaya gidiyor böyle Ragıp. İkisi de Nur camiasında. Ragıp şey böyle çok mübarek. Böyle mesela bir şey anlatmaya çalıştığında böyle okuyor şey yapıyor falan. Ben de üstüne böyle bir şey konuşmaya çalışıyorum. Valla Mehmet kardeş ben seni anlamaya hiç ilmim yetmiyordu. Yani, halbuki çok demiyor da ilmim yetmiyordu yani. Öyle mütevazı bir çocuk İrfan. Gerçekten böyle Allah razı olsun tatlı mı tatlı. Sınıfta geldi dedi. Mehmet kardeş dedi sabah bir kahvaltı var gidelim mi gelelim mi? Vallahi Ragıp bilmiyorum falan. Tamam dedim gidelim yani. Bak Halil'le o işi yaşamışım. O dönemlerde bir tane Risale-i Nur dershanesi var. Bir gittik kahvaltıya kahvaltı sorumlusu da Halil çıktı. Okuyucu abilerin dershanesi. Meğer her hafta kahvaltı topluyor. Daha dün adamla olay yaşamışım. Bir bu Halil'e bir baktım. Geliyor, gidiyor, koşturuyor. Hizmet ediyor çocuk bize. Kaç kişiyiz yani? 10, 15 ne bileyim. Onu kesiyor, onu biçiyor. Bak içimden dedim ki ya tebrik ediyorum dedim. Adama bak bize hizmet ediyor. Neyse Halil'le abi ben diyorum yani hissediyordum. Ben ders arıyordum artık. Millete hani bulamıyordum ya. Günde 3 ders bile yetmiyordu bana. Hangi dersi bulsam gidiyordum o dönemler. Bir de Risanur'u anlamaya kafaya koymuşum ya. Nasıl anlarım, nasıl ederim diye. Hacı abi bak ben üniversitede okuyan arkadaşlara o kadar hayret ediyorum ki inanamazsın. Benim üniversite çevremin %90'ı en az bir kez derse geldi. Ve bu %90'ın içerisinde akademisyen hocalar dahil bak. Samimi söylüyorum. Ve çağırdığımız yer neresi? Dershaneye çağırıyoruz. Osman Gazi'ye şuraya buraya çağırıyorduk. Bak Hacı abi öyle bir ilgileniyorsunuz. Biz gittiğimizde şeyi bile rica ediyorduk. Abi arkadaş getireceğiz uzun tespihat yaptırmayın bugün diye. Gerçekten ateist adam getiriyoruz ya. Bir dershaneye ateist adam getiriyoruz hatır gönül. Ta o dönemler bir abimiz vardı Önder diye. Pepsi'nin şeyiydi. Yani İzmir'de müdürü mü deniyor ne deniyor. O Önder abiden de şey almıştık işte. Bir çiğ köfte ayran sponsorluğu almıştık. Hani çiğ köfte var diye. Neydi o zamanlar? Battal Bey diye bir çiğ köfte ama gerçekten çok lezzetli bir hazır çiğ köfteye göre. Belki biz öğrenciyiz diye öyle de geliyorlar. İçinden geçiyorduk böyle. Yani o dönemlere baktığımızda hayal alemin aslında nasıl sevk edildiğini bir parçasını da anlatmış oluyoruz. Tek kökü burası değil bir parçası da böyle. O günler yaşandı. Şimdi o güne baktığımızda hayalin nasıl sevk edildiğinin bir veçi. Baksana oradan 4 yıl 5 yıl orada koştur. Orada o kadar fazla içinde hasret kalsın şu olsun bu olsun. Oradan çocukluk arkadaşlarınla tekrar toplan Ali gelsin Veli gelsin şu olsun. Bugün 4 katlıdayız işte. Nasıl sevk edilmiş? Bak ben millete diyorum ki bak bana sorsan nasıl buraya geldin ben farkında değilim diyorum. Ama yine işte denemeyen bilmez bunu. Anladın mı demek istediğimi? Şöyle olmuyor. Bir gün oturayım da kürsüde böyle insan. Hizmete lezzet cihetiyle en sevmediğim şey umuma bir şey anlatmak. Bu değil ama. Çünkü burada birbirimizi tanıyoruz ya ders yapıyoruz. Öyle mi? Evet. Sen de bir şey söyle. Bu değil. Kürsü, seminer, konferans. Bak en sevmediğim ve en irade kullanarak yaptığım şey. Sevmiyorum yani bunu. Ben fıtraten böyle bir bilen arka birbirimizle konuşalım. Dinleyen biri olsun. Mesela geçen Elbistanlı bir çocuk geldi. Ne anlatsam dinliyor. Ben o çocukla 10 saat konuşurum gene. Yani fıtrat meselesi. Hani tabii bunu sevmiyorum diye yapmadığım manasına gelmiyor. Belki en çok kürsü dersi yapan benim.
benimdir şu oturduğumuz yerde. Bir şey anlatmaya çalışıyorum sadece. Bu daha samimi geliyor. Sevk işte. Öyle yani. Bitirelim mi bu faslı? Güzel oldu mu cümle? Oturdu mu biraz kader cihetinde? Kader denk cihetinde. Oldu mu? Sorun var mı? Ben de kısa bir şey söyleyeyim abi. Hı. Ben İzmir'deyken ateistler kısa tespihat seviyordu. Öyle bir söyledin ki. Bak ateistler var uzun tespihat yapmayın. Hani namazı kılıyorlar. Tespihat yaptık da uzunu sevmiyorlar gibi sanki. Kısayı seviyorlar. Öyle söyleyince dedim. Sana bir anımı anlatayım mı? Bir gün şey üç şehitler. Üç şehitler derken o üç abi trafik kazasında şehit olmuş. Üç şehitler adını koymuş dershaneye. Kamuran mıydı? Bir abi vardı. Üç şehitler dershanesine gittim. Kamuran abi merhaba falan. Bugün arkadaşları toplayacağız. Abiler bize bayılıyor. Her gün 100 adam getiriyoruz oraya. Yani ve üniversite öğrencisi. Bak biliyorsun hizmettesin. 100 adam günlük. Sevkle ilgili hani baktığımız zaman bir genel bir şeyimiz var aslında burada %90. Hepimizin geçmiş hayatının günahkar olması bir şekilde bize aslında günahkar ve vicdanımızın olması bir şekilde o günahları için, tevbesi için bir şeyler yapmam isteği oluşturduğu için o şekilde bir sevk de var aslında. Daha çok günah işlemeyelim diye de bir araya toplamış olabilir. Evet. O da var. Yok Latife bir yan çok güzel. Eyvallah abi. Günahkar ve vicdanlı. Yaralı vicdanlı günahkar. 65. Vicdanlı demişken. Hani sen dedin ya geçmişi böyle olan bir insanın hizmet etmesiyle geçmişinde hiç günah işlemeyen bir insanın hizmet etmesi farklı olur diye. Hani karşıdakinden halinden anlıyor. Bir de ekstradan şu var. Daha vicdanlı yaklaşıyor. Hani baktığın zaman hiç günah işlemeyen biri barda bir birini görünce belki nefretle bakıyor ama günah işleyen biri barda birini görünce biraz daha şefkatle bakıyor. Eyvallah. Öyle bir fark da var. Aynen öyle. Aynen öyle. Şey de öyle biliyor musun Koyuncu? Bak örnek belki çok keskin olacak ama kendini günahlardan korumaya çalışan ama bunu içinde yenememiş. Şehvetini, hevesini içinde yenememiş abaza bir adam. Açık bir şey görse lanet eder, küfür eder, öldürmek ister onu. Ama içinde bunu yenmiş. Yenmiş ne demek? Hani gözünü ondan sakınabilen. Biri görse onun ahiretteki akıbetini tahmin edip acır. Der ki Allah'ım sen onun yardımcısı ol der. Doğru mu İrfan? Evet doğru. O da öyle bir şey yani aklıma geldi. Vicdan bu cihette çok önemli. Var mı bir şey? Giriyorum. Hazır mısınız? Ömer yani televizyon al. Girelim mi? Girelim mi? Ha? Giriyoruz. Hadi bakalım. Şu kaderin girişinde kaderi ayırırken önce giriş, kader girişi dediğimiz bir parçamız olacak. Ve bu kader girişi dediğimiz parça en az 10 parça. Ufak ufak 10 parça. Bende misin? Tamam. Bendeyim diye onun demesi lazım. Ben mi abi sen de miyim? Şimdi kader girişine başlarken öncelikle Mutezile ile Cebriye'yi bana bir müsaade edin. 10, 12, 13, 15 dakika içinde bir daha çözeyim. Tamam mı Koyuncu Baba? Evet abi. Çünkü çok önemli. Niye önemli? Kader bahsi boyunca gönderme yapılan kelimeler silsilesi var kader risalesinde. Mutezile bunlardan biri, Cebriye bunlardan biri, emri itibari bunlardan biri, cüz'i irade bunlardan biri, külli irade bunlardan biri. İşte bunun gibi bazı kelimeler var. Yol güzergahını oluştururken bu kelimeleri sık kullanacağız. Şimdi Hacı abi, kaderi mezhepler var. Kaderi mezheplerde, kaderi farklı yorumlayan diyelim. Olur mu? Kaderi mezhep derken. Bizi ilerleyeceğimiz ders boyunda ilgilendiren iki tane kaderi mezhep var. Ne onlar? Mutezile ve Cebriye. Şimdi önce silah örneğiyle başlayalım. Bence bütün yapılandırmayı silah örneği üzerinden kuralım. Şimdi ben bir gün silahımı çekiyorum. Halis'e doğrultuyorum. Çağ! Halis'in kafasından vuruyorum. Tamam mı? Halis öldü mü? Öldü. Şimdi Mutezile dediğimiz mezhep kişinin iradesine ve aklına çok ön planda tutan bir mezhep. Tamam mı Macit? Mutezile diyor ki sebepleri çok ön planda tuttuğu için eğer Mehmet'in eli kaysaydı Halis ölmezdi. Kurşun şöyle olsaydı Halis ölmezdi. O gün hava yağışlı olsaydı Mehmet evden çıkmazdı Halis ölmezdi. Silah tutukluk yapsaydı Halis ölmezdi. 7.65 değil de 8.65 olsaydı Halis ölmezdi. Ölmezdi, ölmezdi. Şöyle olsa, böyle olsa, böyle olsa diye çok yorum yapıyor Mutezile. Tamam mı? Yani ne yapıyor? Sebepleri en ön planda tutuyor. Cebriye dediğimiz kaderi yorumlayan. Cebir ne demek zaten? Zorbalık değil mi? Zorla. Zorbalıcı, zorbaca. Cebriye dediğimiz cebre. Cebriye dediğimiz kaderi mezhep ise kaderci diye deniyor onlara. Cebriye dediğimiz mezhep diyor ki yani o ölecekti ya. Elini çekmese bile ölecekti o. Kurşun girecekti diyor. Anladın mı? O adam o an öldü mü? Kurşun girdi mi? Evet. Mehmet sıkmasa bile ölecekti o. Karınca geçse ölecekti diyor. Anladın mı demek istediğimi? O da ne yaptı sebepleri? Hiç etti. Ne diyor? Direkt kaderci gözüyle baktı. Ehli sünnet görüşü burada diyor ki Mehmet silahı çekti, alnından sıktı ve Halis öldü. Öyle olmasaydı, şöyle olmasaydı, böyle olmasaydı bizim için meçhuldü. Yani bilinmezlik bir serüven. Değil mi? Bir bilinmezlik yani. Tam anlatabildim mi demek istediğimi? Mutezile sebepleri ön planda tutan. Cebriye kaderciliği ön planda tutan. Ehli sünnet tabii ki de bu işin tam çizgisi ve kıvamını olarak ne diyor? Böyle olduğu için böyle oldu. Şöyle böyle olmasaydı biz onu bilemezdik. Bizim için meçhuldü. Bir örnek daha vereyim mi Hacı abi? Şimdi bak abiler dinliyor musunuz? Bir gün Trabzon'a gidiyorum. Trabzon'da yolda İbrahim'le karşılaştım. Aa İbrahim ne yapıyorsun burada ya dedim. Ya ne edelim bizim Macide kız istemeye geldik diyor. Macide ya. Diyor ki ya ha? Rize olmasın oraya. Rize ha Rize. Siz Rizeli miydiniz ya? Ona değil abi ona mı sizi? Evleniyor mu? Abi,
Ben geçmişten bahsediyorum. Yunanistan değil Arabistan. Ben geçmişten bahsediyorum. Yenge Rizeli değil mi? Tamam, ben Macit almayı anlatıyorum. Rize ise bunlar daha çılgın. Neyse, Rize'de daha tehlikeli. Ben de silah almaya gelmişim. Bir gittim Rize'ye, İbrahim'i yolda gördüm. Ya İbrahim hayırdır ya falan. Ne yapıyorsun burada ya, bizim Macit dışarı kız almaya geldi. Sen ne yapıyorsun falan. Ya ne yapayım, canım çekti, ben de maçta atladım, bir hamsi tava yemeye geldim. İbrahim diyor ki, konuşma esnasında. Ya diyor, Macit'e kızı oradan değil şuradan isteseydik. Bugün değil, dün isteseydik. Şöyle olsaydı, böyle olmasaydı. Bu arabayla değil de şu öbür tekeri patlayan, bu arabanın tekeri patladı. Patlamayanla gelseydik seninle burada görüşemeyecektik diyor. Anladın mı? Neyi ön planda tuttu? Sebepleri. Ben de diyorum ki, hani çok bilmişim ya. Ya İbrahim uşağım boş ver, Allah yazdıysa her türlü görüşecektik biz zaten bugün burada. Macit evlenmese bile biz seninle bugün burada görüşecektik diyorum. O mu doğru, benim dediğim mi doğru? İkisi de yanlış. Çok güzel. Onun dediği sebepleri ön plana tutan Mutezile yorumu. Benim dediğimde kaderci, ya kadercilik derken burada gerçek kaderciliği bahsetmiyorum. Böyle deniyor. Evet, ne olursa olsunculuk. Burada da olumsuz manada kullanılan kadercilik olarak, ne olursa olsunculuk olarak ben de yanlış konuşuyorum. Demek nasıl konuşmamız lazımdı? Siz orada kız istemeye geldiniz. Benim de o gün canım hamsi tava istedi ve biz denk geldik. Öyle olmasa, şöyle olsaydı, böyle olsaydı bizim için meçhul bilemezdik. Nasıl yorum? Çok güzel. Bir gün kadının bir tanesi rüyasında oğlunu görüyor. Bir bakıyor, oğlu da ertesi gün işkencesine çıkacak uçakla Yunus. Rüyada bir bakıyor, oğlu ölmüş. Rüyadan uyanıyor, bir tane zılgıt çekmişiyor. Oğlum rüya görmüşüm, sen öleceksin, biteceksin, sürüngenler yiyecek, seni minerallerini ayıracaklar, bakteriler yiyecek falan. Oğlunu ikna ediyor, ertesi günkü işkencesine uçakla göndermiyor. Tam ana rahat böyle, oğlunu zaten iptal etti mi? Etti. Akşam diyor şöyle bir keyif kahvemi içerken bir de TV'ye bakayım diye bir basıyor, gerçekten de o uçak düşmüş. Kadın diyor ki, bak görüyor musun diyor, ben rüyada gördüm. Demek bundan sonra hangi ananın kalbine oğluyla ilgili bir şey doğsa o dediği haktır. Hiçbiri oğlunu göndermesin. Bu olay doğru mudur? Değildir. Çok güzel. Bu olay bir kereliğe mahsus, belki iki kereliğe ama mutlaka binde bir, yüzde bir, on binde bir, milyonda bir ihtimaldir. Kader denk getirdi. Ama çok düşük olasılık. Hani milyonda bir desek mübalağa etmiş olmayız belki. Kader bunu denk getirdi ve isabet etti. Ama bu anamıza bu denk geldi diye, cümle çok önemli. Bütün anneler bu olayı umuma teşmil etse orada kader cihetinde hataya düşerler. İfade edebildim mi demek istediğimi? Şimdi kaderi Mutezile ve Cebriye suretinde biraz anlayabildik mi? Bir parça ufak bir yorumlamak istiyorum müsaadeniz varsa. Hazreti Ali döneminde meydana gelen hakem olayında, biliyorsunuz hakem olaylarını, ayrıntılı işledik bunları. Hakemi kabul edenler hariciler tarafından tekfir edilince Müslümanlar arasında mürtekibi kebire, yani büyük günahların işlenişi değil mi? Günah işleyenlerin durumu gündeme geldi. Nasıl günah işleyenler? Kebair, büyük günah işleyenler. Ne deniyor bu duruma, ne diyoruz? Mürtekibi kebire. Hariciler bunu tereddütsüz küfür, mürciye ise küfür ile taat fayda vermediği gibi imanla masiyet bir zarar vermez. Alayınız rahatınıza bakın der. İşte bu ortamda yeni bir ekol doğar. Mutezile'nin kurucusu kabul edilen Vasıl bin Ata. Önceleri Hasan-ı Basri'nin bir talebesidir. Kim Hasan-ı Basri'nin talebesi? Vasıl bin Ata. Büyük günah işleyenlerin durumu meselesinde hocasına muhalefet eder. Şöyle oluyor. Hasan-ı Basri bir mecliste talebelerine ders verirken birisi, o dönem hakem olaylarından dolayı büyük günah işleyenlerin durumu nedir suali çok popüler bir sual oldu. Tam bu suale Hasan-ı Basri uygun cevap verirken Vasıl bin Ata direkt ortaya atılıyor ve diyor ki büyük günah işleyenlerin durumu münafık olur diyor. Böyle olunca ne oluyor? Vasıl bin Ata Hasan-ı Basri'ye muhalefet etmiş oluyor. Ve Vasıl bin Ata o meclisten ayrılıyor. Bizim insanımız o nereye gitti, bu nereye gitti diye sormayı çok sever ya. O dönemde öyleymiş İrfan. O dönem Hasan Basri'nin yanına gelip soruyorlar. Vasıl bin Ata nereye gitti deyince Hasan-ı Basri Vasıl bizden itizal eyledi diyor. İtizal eylemek ayrıldı manasında. Neden? Görüş farklılığından dolayı muhalefet ediyor ve bizden muhalefet edip ayrılıyor. Ne ediyor? İtizal eyledi deyince etraftaki insanlar bu itizal kelimesini mutezile, itizal edenler olarak yoğuruyor. O yüzden bu ekolün ismi mutezile kalıyor. Devam edeyim, hızlı geçeyim. O meclisten ayrılır ve yeni bir ders halkası kurar. Hasan-ı Basri'nin Vasıl bizden itizal etti demesinden hareketle akım Basra'da başlar. İtizal bir süre sonra mutezileye dönüşür. Mutezile Abbasiler döneminde 200 yıl boyunca devletin resmi mezhebi olur. Kur'an mahluktur şeklindeki görüşlerini ulemaya kabul ettirmek isterler. Hem de zorla. Şimdi Kur'an mahluktur, o dönemin siyasi bir görüşü. Ama ne gibi bir görüş bilmiyorum. Hani şimdi de mesela hadis inkar edenler var ya, bununla ne kazanıyorlarsa o dönemde Kur'an mahluktur diyenler herhalde benzer bir şey kazanmaya çalışıyor olacaklar. İşte Kur'an mahlukturu o dönemlerde İmam Ebu Hanife'ye ve Ahmet bin Hanbel'e de, doğru hatırlıyor muyum isimleri? Evet. İkisine de Kur'an mahluktur fetvasını verin. Mahluktur derken yaratılmıştır demek istiyorlar. Ama Kur'an mahluk mudur?
değildir. Efendim? Arizi, evet, evet, aynen. Cevheri. Arizi mahluk oluyor, Kur'an cevheridir. Bu görüşü söylettirmeye çalışıyorlar, onlar da itiraz ediyorlar ve o dönem Abbasi zindanlarında, doğru mu söylüyorum? Evet. Abbasi zindanlarında işkencelerle şehit ediyorlar hem İmam Ebu Hanife'yi hem de Ahmet bin Hanbel'i. İmam-ı Azam Ahmet bin Hanbel gibi nice alime sıkıntı verir ve işkence yaparlar. İmam-ı Maturidi, İmam-ı Eşari'nin başını çektiği faaliyetler sonucunda Mutezile hakimiyetini kaybeder. İmam Eşari ve İmam Maturidi, sana soruyorum. Bizim ne imamımız? İtikat imamımız. Çok güzel. Allah razı olsun. Mutezile alimleri bu dönemde halifeleri kendi düşünce ve kanaatleri doğrultusunda yönlendirdikleri gibi kendileri de devletin yüksek yerlerinde mevki sahibidirler. Yani yönetimde hep Mutezile görüşü hakim. Hafizan Allah. Özellikle Kur'an'ın yaratıldığını varsayan görüşün devlet eliyle zorla kabul ettirilmeye çalışıldığı bu dönem mihne yani engizisyon yani bağnaz din mahkemesi dönemi diye geçer. Ne dönemi? Mihne dönemi. Kul fiilin halıkıdır derler. Kul fiilin halıkı. Şimdi böyle düşünen adam sebeplere çok önem verir. O yüzden Mutezile ne yapıyordu? Sebepleri ön planda tutuyordu. Biz bu dersi ayrıntılı işlediğimiz için yeniler varsa biraz hızlı geçmem lazım. Biz bunu 5-6 saat işledik ayrıntılı. Büyük günah işleyen küfürle iman arasında kalır. Kur'an mahluktur. Günaha ceza vermek Allah'a vaciptir. Vahiy akla hizmetkardır. Bak biz normalde aklımızı vahiye hizmetkar ettirmemiz lazım. Doğru mu? Ama onlar diyor ki vahiy akla hizmetkar. Böyle olunca akla uymayan vahiy geçerliliğini yitiriyor onlarda. Tek kadim varlık Allah'tır der. Sıfatlarını inkar eder. Şefaat yoktur der. Mutezile'ye göre eğer kulun fiillerinde Allah'ın müdahalesi olsaydı kul yaptıklarından mesul olmazdı. O yüzden fiilleri yaratan Allah mıdır onlara göre? Hayır değildir. Kur kendi fiilinin halıkı. İnsanı zorlama altında yapmış olduğu fiillerden sorumlu tutmak ise zulümdür. Mutezile toplumda hak ve adaletin sağlanması için her Müslümanın iyiliği emredip kötülüğü yasaklamasını gerekli görür. Mutezile yabancı kültürlerden istifa ederek İslam'a kelam metodunu getirmiştir. Gayrimüslimlere karşı İslam'ı savunmak için bunu yapmıştır. Mutezile'ye bir antitez hükmünde kelam metodunu en çok günümüze sürükleyen imamlar Eşari ve Maturidi'dir. İtikat imamları. Asıl kelamı İslam'a uygun bir forma getiren hususiyetle de İmam Maturidi. Neden? Çünkü o aklı bir cihet daha bir tık daha fazla bu işlerde yorum cihetiyle kullanmıştır. Kopmuyor değil mi anlattıklarım? Ama ikiden fazla mı var demiştik? Yani en önde çıkan Maturidi ve Eşari demiştik sanki. Öyle mi hatırlıyorum? İtikat imamlarında da fazladır. Günaha ulaşan bunlar. Yani Mutezili'ye karşı aslında çok, var çok, ama. Tabii, tabii. Hacı abi mezhep sayısı var ya, hatta yorum şu, biz bugün 4 mezhebin taklidini uygun görüyoruz ya, tam cümlesini söyleyeyim. Günümüze hak olarak ulaşabilen 4 mezhep. Yoksa var yine hak, günümüze ulaşabilen. Anladın mı demek istediğimi? Yoksa her sahabe yolu bir mezhep cihetinde hak ya, günümüze ulaşabilen bu 4'ü. O yüzden Allah razı olsun bu 4'ünü taklit ediyoruz. Merhum Elmalılı Hamdi Yazı, bazı kimselerin muvaffakiyet ve muzafferiyet zamanında bir mutezile gibi her şeyi kendi aklına verdiğini, ya bu sınavdan ben 100 aldım hocam. Aynı kimselerin mağlubiyet zamanında ise bir Cebriye gibi düşünmeye başladığını. Ya hoca matematikten 10 vermiş. Ah senin mezhebi bulduk. Söyler. Evet bitirdim Mutezile'yi. Yeterli değil mi? Bir hızlı geçmek istiyorum. Cebriye'yi bir okumak istiyorum. Sonra bitireyim hızlıca. Cebriye. Kaza ve kaderi reddeden Mutezile'ye karşı çıkıp itidal çizgisini bozmuşlar. Cebriye demek ki Mutezile'ye yine muhalif bir hareket. Cebriyecinin ensesine bir tokat vur. O da bu yaptığı deyince kaza ve kader böyleymiş kardeş ne sinirleniyorsun de. Bakalım seni mazur görecek mi? Her şey kader diyorlar ya. Parasını al kesin ehli sünnet itikadına gel. Şartta üstad gidip insanlara diyor ki okuyun okuyun Kur'an'ınızı öğrenin. Bak anlatacağım olay senin benim yaşadığımız aynı olaya hiç farklı değil. Diyor ki okuyun okuyun Kur'an'ınızı öğrenin diyor. Şartta diyor bunu. Topluyor meclis. Vallahi üstadım haşa estağfurullah biz normal basit bir insanız. Sizin gibi alimleri dinliyor da öyle feyiz alıyoruz diyor cevap olarak. Üstad diyor ki kuru üzümün ticaretini yapsak beni kandırır yalan söylersiniz burada. Kur'an'ı mı öğreniyorsunuz? Adamların yaptığı ticaretin hiçbirini biz yapamayız. Bu ne demek biliyor musun? O adamlar Kur'an'a kendilerini teksif etseler bizi yüze katlarlar. Kuru üzümün pazarlığını yapsak beni kandırırsınız diyor. İlime gelince mi böyle yapıyorsunuz? Ne güzel cümle değil mi? Okuyorum, okuyorum, anlamıyorum sana. Örnek üstad da kendisi de şartlı ya. Evet. Kendini oraya vermiş, zirveyi yaşamış. Aynen öyle. Cenab-ı Hakk'ın şirk ve aczden tenzih etmek için insanların cüz'i irade ve ihtiyarlarıyla işledikleri tüm fiilleri kadere havale ederek insanların irade ve ihtiyarının kendine ait olmadığını iddia etmekle hataya düşmüşlerdir. Kimi konuşuyoruz sen söyle. Bu fikre göre Firavun, Nemrut ve diğer zalimler işledikleri nihayetsiz cinayetin hesabını kime verecek? Fiillerin Allah tarafından zorla işletildiği düşüncesiyle onlar suçsuz mu sayılacak? Böyle bir itikat yaratılıştaki hikmetleri karanlık ve abes gösterir. Zira dünya imtihan dünyasıdır. Kulların cennet, cehennem dereceleri onların irade ve şuurlarına bağlıdır. Kulların irade sahibi olmadığı kabul edilince bu derecelendirme nasıl olacak? Ebu Cehil ile Ebu Bekir nasıl ayrılacak? Evet, aynı cümleymiş. Tamam. Cebriye'yi de bitiriyorum abi. Bir özet geçmek istedim. Var mı problem? Anlaşıldı mı büyük bir oranla? Çünkü biz bunları saatlerce yaptığımız için bir daha derine girmeyeyim şimdi.
Cevriye'de ufak bir kodlama yapmıştık. Cevriye cüz-i iradeyi yok sayıyordu. Şeyde Mürtezile'de külli iradeyi yok sayıyor diye kodlamıştık. Evet, çok güzel. Bunu bence yazalım. Evet. Yazmış mıydı? Tamam. Cebriye cüz-i iradeyi yok sayıyor. Mutezile de külli iradeyi yok sayıyor. Şimdi kader noktasında bir parça olarak Mutezile ve Cebriye dedik. Bir sorun var. Kime sormamı ister? Ben hocam. Sor hocam. Başka yok mu isteyen? Ömer sana sorayım mı o zaman? Tamam. Şimdi Ömer, şimdi biz anlıyoruz ki Mutezile de Cebriye de nefisten. Anladık mı? Nefsin rahatına gidiyor. Burada var mı sorun? Yok. Çünkü batıl olan şeyler hep nefsin kaçamakları ya. Kader risalesini bildiğin kadar aklında tutarak cevap ver bana. Neden nefis Mutezile ve Cebriye'yi seçmek ister ki? Ha onu ha onu yani. Cevap yoksa onu da söyleyebilirsin. Yok başkanım. Sinan'a verir misin? Sinan sorumu tekrarlayayım mı? Şimdi yok, gerek dostum. Yok aslında abi. Ben cevaplayabilirim. Tam. Şimdi diyor ki neden nefis bunu arzu etsin? Şey bir açabilir miyim sorumu? Buyur abi. Nefis hasenatta Mutezile oluyor sevaplarda. Ama seyyiatta, günahlarda Cebriye oluyor. Neden? Çünkü günahlarda ben buraya sürüklendim deyip kader mahkumuyum dedirttirecek nefis. Ve diğerinde, mesuliyetten? Mesuliyetten kurtulma arzusu. Kurtulacak. Evet ama sevaplarda ise bunu ben yaptım. Bu başarı benim başarım diyebilmek için de mutezileci olabilecek. Tam cevap bu. Başka bir şey değil. Kendini oyuna sokmuş oluyor. Efendim? Muvaffakiyet ve mesuliyetten kaçma dedi. Aynen öyle. Sen bir şey diyordun Fatih. Yani şeyde hasenatta kendini oyuna sokmuş olacak ister istemez. Aynen öyle. Şimdi bugün insan makamı inanın paradan daha çok sever. Bugün çok paranız olursa bir gün bitebilir. Ama kralın oğlu olursanız paraya ihtiyacınız yoktur. Her gittiğiniz yerde hürmet görürsünüz. Bugün maddi durumu çok sıradan olup makamı çok yüksek olan adamın aldığı bir lezzet. Maddi durumu çok yüksek olup o paranın dengesini korumak için her yere minnet etmek zorunda kalan bir adamın aldığı lezzetten çok daha fazladır. Çünkü etraftaki insanların sana hürmet göstermesi, istediğini istediğin zaman yaptırabilmen, küncülü pideyle soyadını yazmaları, araba plakanı tam soyadının harflerinde vermeleri. Bunlar insanların çok hoşuna gidebilecek şeyler olur. Adını demedi, soyadını. Şimdi bu cihetten bakabilirsek nefis yapılabilen güzel işlerde en basiti trafikte bir adamın lan kaza yapıyordum son anda direksiyonu kırdım diye üstüne alması ama arabayı vurmuşsa olan herif de geldi bize vurdu be deyip bütün mesuliyetten kurtulmasını umuma teşmil et. Hayatlığın her anı bu şekilde olur. Bu noktalarda şunu anlatmak istiyorum. Olumlu işleri kendimizden bilip kötü işlerin mesuliyetinden çıka çıka salaklaştık. Yani hiçbir şeyi içimizde yoğuramaz ve yoğurmaz bir hale geldik. Ne hariç para hariç. İfade edebildim mi demek istediğimi? Demek ki nefis iyi işlerde gururu çok sevdiği için kötü işlerde de hep başkalarını suçlayımdan dolayı iyi işlerde Mutezile, kötü işlerde de Cebriye'ye hemen akıp hemen kayabiliyor. Bu birinci partımızdı. Burayla ilgili bir diyeceğiniz var mı? Yani burada biz Mutezile ve Cebriye'yi konuştuk. Çok önemli bir kısımdı. İleride sürekli konuşacağız. Nefis burada Mutezile diyeceğiz. Burada Cebriye diyeceğiz. Artık ne demek istediğinizi anlarsınız değil mi? Bir de artık şey Mutezile deyince sebepler ön plandadan ziyade şunu düşüneceksiniz. Ha burada teferrun edecek. Gurur var. Cebriye deyince de mesuliyetten kaçıyor bak burada. Oldu mu? Yani artık bu göndermelere bir adım taşımamız lazım. Çünkü Mutezile ne Cebriye ne anladık abi. Şimdi konumuzla ilgili ne? Bunu anlamamız lazım. Mutezile deyince ne diyeceğiz artık? Kendi üzerine anlat. Gurur değil mi? Seviyor makamı. Cebriye deyince ne diyeceğiz? Kaçacak mesuliyetten. Kaçacak ya abi. Ne ben yapacağım ya? Bu Sedef yapmadı mı birader? Bu bana yani mesuliyetten kaçacak. Şimdi kader kısmının birinci postası burası. Evet. İkinci partı okuyorum. Hazır mısınız? Evet. Yeni bölüme geçeyim mi? Geçiyorum abi. Kaderi anlama işi taakkule kadar çözülemez. Şimdi dimağın mertebelerini bana sayabilir misiniz? Yavaşça. Benim mi? De ne abi? Bir. Tahayyüki, tasavvur. Çok güzel. Üç. Taakkul. Çok güzel. Tastik. Çok güzel. Beşteyiz. Üç, kalp akıl. Üç iyiydi. Koyuncuda olmayan. İlk dört süper. Beşteyiz. T üç iyiydi. Evet. İzan. İzan, iltizam, itikat. Çok güzel. Eyvallah. Bunda problem var mı? Kaderi anlama işe taakkule kadar çözülemez. Şimdi anladınız mı? Bu arada taakkule kadar çözülemez dediği şu. Başlangıcı bile taakkul üstü koyuncu. Evet. İzan demiştim. Yoksa asıl izan yani ha İrfan. Evet izan demiştim. Anlatabildim mi? Hani tahayyülde bir adam kadere başlayamaz. Tasavvurda başlayamaz. Taakkulden sonra başlayabilir. Çünkü tasdik başlar ya. Kalbi bir hareketlendirme süreci var. Ondan sonra izan evresini de sindirmeye başlar. Tam kader değil ha. Tam kader en son ki. İltizam, itikat. Tam kader, itikat. Kaderi anlama işi taakkule kadar. Söyle cevap ver. Taakkülün sonunda. Taakkule kadar çözülemez. İz'an-ı vicdan ile başlar. Koyuncu bak başlangıç yeri ora. Demek ki tasdik hazırlık evresi ha. Taakkülden sonra hazırlık var. O hazırlık evresi tasdik evresi. Ondan sonra iz'an-ı vicdan ile başlıyor. İbrahim anlatabildim değil mi? Sen o dersi biliyor musun? Dima mertebeleri. Bilmiyorum. Videoda izlemiş miydin? Tamam. Ona bir bakabilirsin ihtiyaç duyarsan. Çünkü kader hali ve vicdani bir meseledir. Ya bu cümle var ya en çok bizim üstünde duracağımız cümlelerden bir tanesi. Bu Risale-i Nur'da kaderi anlamanın ilk cümlesi. Bu ne demek biliyor musun Hacı abi? Şimdi ben buna çok çok ayrıntılı gireceğim. Bir önden gönderme yapalım mı buna? Şimdi kader dediğin olay yazayım, çizeyim, okuyumla bir yere kadar hazırlık olarak anlaşılabilir. Biraz karıştıracağım. Şimdi hali ve vicdani ne demektir? Koyuncu böyle ruhunun sıkıştığı bir hal olur mu? Hiç.
En son olduğu bir dönem hatırlıyor musun? Kaç gün önce? Böyle olur yani. İş sıkılmış, dünya, dün. Çocuğu. Ha, bugün mü? Ne oldu? Söyle. Dün. Dün müydü? Evvelsi gün. Ne oldu senin abi? Senin mesaj attığında. Evet. 3 gün önce ben mesaj attım abi. Ruh halin olarak sıkıldın mı? Evet. Tamam. İspatlar mısın abi? Ruhunun sıkıldığını ispatlar mısın? Yani kendime ispatlayabilirim de. Bize? Başkasına ispatlayamam. İspatlayamam. Neden? Hali bir olay çünkü. Hali ve vicdani olaylar ispatlanamaz. İlmi ve nazari olaylar ispatlanabilir. Bu yüzden bir adam için derler ki halden anlayan adam. Peki şöyle desem, halini kesin ispatlayamazsın. Peki şu an o halde olsaydın şöyle falan olur muydun? Yani bir semptomu var onun. Evet. Ama ispatı? İspat yok. Hali ve vicdani olarak sindirilen bir kaderin hal ve vicdandan başka ilmi ispatı olamaz. Neyi olur? Tasdik evresi gibi ön hazırlıkları olur. O yüzden bugün dünyanın en ilmi insanları olarak birleşsek, etsek, toplansak, yazsak, çizsek onu al oku da kadere iman et diye bir adama kalbinde o kabiliyet yoksa mümkün değil veremeyiz. Bir ara konuya girebilir miyim? Enerjiniz iyi mi? Enerji iyi mi? Çok önemli bir ara konu var. Ne konu? Ara. Çok önemli. Aslında ana konu da yani bilinmezse bilinmez. Ama çok önemli. Ama... şey gibi oldu hani yaşlı hocaları tekrarlar ya. Ama... Bak şimdi, kader hali ve vicdani. O yüzden ispatı kişinin kalp ve vicdanında olabilecek. Bu yüzden basiret önemli, izan önemli. Şimdi Hacı abi çok önemli bir konuya girmemiz lazım. Şimdi desem ki aslında iman hali ve vicdanidir desem ne dersiniz? Biraz karışır olaylar. İyi de Mehmet kardeş iman hali ve vicdani ise yıllardır kürsüde biz ispat yapıyoruz diyorsunuz. Yapmıyor muyuz? Tevhidi ispatlıyoruz demiyor muyuz? Kaderi ispatlıyoruz demiyor muyuz? Melekleri ispatlıyoruz demiyor muyuz? Zıtlaşıyor. Bu ispatlar insana doğrudan iman vermez. Verse ateiste ispatla o da iman etsin. Ediyor mu? Etmiyor. O zaman bak bir çelişki çıktı ortaya. Çok önemli bir şey. Çok çok önemli. Çok iyi dinlemeniz lazım. Ve burayı asla unutmayın babalar. Çok çok önemli. Ömer. Bizim mahalli iman olan kalbimizde imana istidat var. Şey olmaya da bilir. Hani normal koşulu söylüyorum. Ne var Yunus? İmana istidat. Nerede? Mahalli iman olan, aynayı samet olan kalbimde. Benim kalbimin amacı bu. Senin kalbin mahalli imandır. İmanın bölgesi. Senin kalbin aynayı samettir. Cenab-ı Allah'ın yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama herkesin ona ihtiyacı olan Allah'a bir ayna misaldir. Neyine? Esması. Ama zatıyla ilgili bir olay var burada. Bir ara daha gireceğim. Allah'ın zatı ayrıdır. Nerededir? Tam bunu dememiz lazım. Her yer esması. Her yer zatı değil. Zatı la mekan. Anladın mı? Zamandan ve mekandan zatı münezzeh. Burada olan ne var Yunus? Esması. O çok önemli bir ayrı. Anlatabilir mi demek istediğim? Cenab-ı Allah'ın zatını her yer diyemeyiz. Zaman ve mekan gibi bir konudan tenzih etmek zorundayız onu. Çok önemli. Evet, içine sığamaz o yüzden. Bütün mekanları da toplasak içine sığamaz. O yüzden neyi var buralarda? Esması var. Şimdi hacılar çok önemli bir konu var. Çok önemli. İnsanın kalbinde Cenab-ı Allah'ın ezeli ilmi ile bildiği, geçmişi, geleceği, şimdiyi tamamen bildiği kalbinde imana kabiliyet ve istidatlar vardır. Bir adama spora kabiliyet için kas grubu. Şimdi ben bugün ne kadar yapayım? Dünyanın en iyi güreşçisi olamam. Böyle bir kabiliyetim yok. Dünyanın en iyi basketçisi olamam. Böyle bir kabiliyetim yok. Onun gibi düşün. İnsanın kalbinde imana kabiliyetler vardır. Kol kası, bacak kası gibi latifeleri düşün. Tamam mı? İnsanın kalbi pas tutar, çerçöple kaplanır ve bu imana kabiliyetlerin önü kapanır. Birinde bu kabiliyetler varsa, ne dedim? Varsa. Sen o adama Allah'ın var olduğunu ispatlasan, melekleri ispatlasan, tevhid inancını ispatlasan, bunlar o adama doğrudan iman olmaz. Var olan kabiliyetlerin önündeki çerçöpü süpürür. Ondan sonra kalbindeki latife-i Rabbaniye'nin zat-ı uluhiyet ile, esma demedim bak. Neyle? Zat-ı uluhiyet ile yakınlaşmasına, kurbiyetine imanın artması demek. Oldu mu? Oldu mu abi? İşte iman artışı tam bu demek. Bir adamın Cenab-ı Allah'ın esması ile ilişkisi doğrudan iman arttırmaz. Doğrudan iman artışı demek imana kabiliyetin vardı. Birileri sana İslam'ı anlattı, Allah'ı anlattı, nübüvveti, peygamberi anlattı ve kalbinin önündeki çerçöpü süpürdü. Senin orada imana kabiliyetlerin kullanılabilir hale geldi mi? Geldi. Tam o anda kalbin ve kalbindeki latife-i Rabbaniye çalışabilir pozisyonda Cenab-ı Allah'ın esmasıyla mı? Zat-ı uluhiyetiyle bir kurbiyet hasıl oldu, buna imanın artışı denir. Çok önemli bak. Yani okuduğumuz Risale-i Nur tamamen bir esma kitabıdır. Ama doğrudan iman arttırsa bir ateist okuyup da iman artması lazım. Anladın mı demek istediğimi? O yüzden bu doğrudan iman arttırdı diyebilir miyiz? Hayır. Bu imana istidadı olan birinin imanını arttırabilir. Bu yüzden buradaki olay, buradaki gerçek espri, buradaki asıl durum, bütün fiillerin yaratılışı Allah'tan olduğu için, kainattaki toz tanesinin halk edilmesi, İş
ve yaratılışı sadece ve sadece Allah'tan olduğu için, hayır ve hasenatın yaratılışı da ancak ve ancak Allah'tan olduğu için, bir gün muradı süphane ile senin muradının denk gelmesine biz hayır dediğimizden, ama şer dediğimiz konu daha çok sana baktığından dolayı, bir insan İslam adını apartmanlar oluştursa, dünyanın yarısını Allah için verse, zaten hayrı yaratanın Allah olduğunu bildiğimizden dolayı, amel ve aksiyon cihetiyle bir ehemmiyeti olmadığı için, insan yaptığı amellerle değil, amelin perde altındaki imana kabiliyeti olduğu el kastül kalp denen niyet ile ancak cenneti kazanabilir. Asla amellerle kazanamaz. Oldu mu? Ya kainatı yaratmakla toplu iğneyi yaratmak aynı. Nasıl sen apartman bağışladım deyip cenneti kazanabilirsin? Tamamen altındaki niyetin ile ancak, o niyetinin dürtüsü ile, zat-ı uluhiyetle kurbiyeti yakalaman senin cennetine vesile olabilecektir. Hangi niyet? El kastül kalp dediğimiz, kalbin kastı. Ben de Allah için bunu verdim, Halis de Allah için bunu verdi. Ben bunu insanlar kahraman desin diye verdim. Kalbimin kastı riya oldu. Halis de Allah razı olsun diye verdi. Kalbinin kastı rıza-i ilahi oldu. Ben kaybederken o kazandı. Ama ikimiz de aynı ameli yaptık. Nasıl açıklayacaksın? Tam oldun mu baba? Çok önemli kısımdı. Özellikle doğrudan ve dolaylı iman dediğimiz kısım çok önemli. Yoksa gerçekten basit düşün. Risale okuyan iman etsin o zaman. İrdeydik. Çok önemliydi. Çok çok önemliydi. Bu kısım. Oturdu mu bu kısım? Doğrudan iman, dolaylı iman. Oturdu mu? Yani bütün esmaları ispat edebiliyorum. Yani gerçekten bu potada eritilmediği müddetçe münafık bile olur ama iman olamaz. Ancak o latife-i rabbaniye bir güç, bir kuvvet katıyorsa, o istidadını harekete geçirebiliyorsa iman arttı denebilir. Tabi bu denebilir derken hani biz tespit edemeyiz bunu. Sen de arttı, sen de arttı. Tespit edemeyiz. Genel manada bir şey konuşuyoruz. Şimdi burada Allah'ın bir adalet ismi de ortaya çıkmış oluyor. Çünkü mesela her kişi eğer ameliyle cennete gitmiş olsa, mesela en çok hayrı yapan adam şey uçar gider yani zaten. Mesela parası zengin olan. Tam burada Yunus'un söylediği hadis giriyor. Ben de amelimle cennete giremem. Sen de mi ya Resul? Evet. Cenneti hak edecek bir amel karşılığı yok. Bak çok ilginç. Mesela elindeki mikrofon ne kadar? 3 lira 5 lira. Verdim, karşılığı mı karşılığı. Arabanı satsana bana, satayım. Ne kadar? 5 lira 10 lira. Al baba, verdim mi verdim. Cennete gidebilir miyim, gidebilirsin. Kaç lira? Karşılığı belli. Karşılığı yok. Abi ben namaz kılıyordum. Namazın cennetteki köşklerin karşılığı olduğunu ispatla bana. Anladın mı? Gene bir adam dese ki ya namaz kılayım da kazanayım şu işte. Ya bu çok eksik. Allah'ı razı edecek niyetin yolunu açtığı için namaz. Anlatabildim mi? Çok ince ya. Yakalayabildin mi Ömer? Çok ince. Karşılığı olmayan bir şeye talipsin. Emretmiş. Belki bu emrini yerine getirirsem kazanırım. Evet. Şunu yasak etmiş. Yapmazsam kazanırım belki. Orada zaten daha altında sevdiğim ve tanıdığım Allah'ı razı etme çabası olmak için. Hiç sevmeyeceği bir adamdan tükürük yiyen bir genç kardeş geliyor. Bana olsa mı geliyor yani? İfade edebildim mi? Belki lafını yarım kestim biraz. Kusura bakma ama. Abi zaten Allah'ı tanımayan bir adam onu nasıl razı edeceğini de bilmez ki. O yüzden böyle saçmalıyor. Aynen aynen. Tanımadan bu işin yolu yok. Yani marifetullah. Yani onun bir altı. Önce kendime. Altı dedim. Üstü değil. Önce kendimi tanımak. Kendimi tanıma. Kendimi tanıyıp bilmeden Cenab-ı Allah'ı. Çok basit örnek. Duymayan bir Mehmet, duyan bir Allah nasıldır anlayabilir mi? Hayır bak orada bile kendimi anlamam lazım. Hiç hastalanmayan bir Mehmet, Şafii ismi ne demek anlayabilir mi? Anlayamadım. Çok basit örnekler verdim. Anladın mı? Yani bu mekan benim. Ben burayı idare ediyorum. Aa demek kainatı da Cenab-ı Allah öyle idare ediyor ama benim gibi değil. Biz tabirinde aciziz. Bunlar önemli nüanslar. Bu kısmı da bitirebilir miyim? He? Şeyi bitirme derken bir iki cümlem kalmış. Bu ikinci part okuyor. Sayabilir misin? Biri söyledim. Mutezile Cebriye'yi konuştuk. İkinci parta geçtim. Kaderi anlama işi taakkule kadar Yunus daha yeni başlangıç çözülemez ancak izan-ı vicdani ile yani izan-ı kalp dediğimiz izan mertebesi izan-ı vicdani ile başlar. Yani izan olmak için vicdan olmak zorunda ya. Hali kısmını iman esaslarının yaşanabilir hale gelmesi diye de düşünebiliriz. İman esaslarının bak burada bir insan bu iman esaslarını hissetmeden de İslam'ı yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Burada artık içten tetik gelerek yaşıyor. Bir adam münafık olur gene namaz kılar arkadaş. Burada başka bir şey. Bu sebepten görüyoruz ki kalbi ve vicdanı gelişmemiş insanların ben bu kader meselesini çözeceğim diye akıllarını zorladıklarında sonuçların hep nereye vardığı malum. Kaderin ilk basamağı hali ve vicdani olduğundan direkt ben aklımla çözeceğim dese bir adam yolda daha garip bir yere varıyor. Ya kader de yokmuş arkadaş gibi saçmalıyor. Hocam başına bir gün şerli bir olay geliyor. Bir adam kalbinde sindirmiş şekilde bunun hayır olduğunu anlaması için gerçekten iman. Yani iman derken gayba iman. Gayba inanış değil mi? Şuhudi bir şeye iman olur mu? Ama Muhammed Aleyhisselam'ı görüp sahabe iman ettim diyor. Başkan olayı bir daha açsana tamam. Şuhudi bir şeye iman olur mu? Yani vesile cihetiyle Resulullah keskin bir vesile olduğu için iman ettiler diyebiliriz. Olmadı soracağım. Şuhudi bir şeye. Ben bu suya iman ediyorum olur mu? Yok. Niye? Şuhudi elimde. Müşahade, müşahade. Gördüğüm şeyi kabul ederim. İnanmak ayrı bir şey onu söylüyorum. Evet. Onu diyor zaten. Sahabe-i kiram Muhammed Aleyhisselam'ı dibinde görüyor. Nasıl iman ediyor ona? Dibinde görüyor. Peygamberliğine iman ediyor. Hah süper işte. Kendine değil. Peygamberliğine iman ediyor. Gaybi olan peygamberliği, zatı değil. Anladın mı? Anlatır mısın? Gerçekten anladım. Tamam.
Tamam. Bu basit bir izah. Anladık. Allah razı olsun. Ama hali ve vicdanı olduğu için anlatamıyor. Ben de... Ufak bir giriş yapayım. Akıl burada fonksiyonsuz değil ha. Aklı olmayan evet, iman etmek farz değil. Akıl bu arada bu yolda muazzam kullanılmak zorunda olan bir araçtır ha. Hem de birinci araç. Onu da söyleyeyim. Şey gibi olmasın. Aklını çıkar direkt inan. Öyle oldu biraz anlatış. Devam edeyim mi? Daha derine inmeden. Devam ediyorum. Bu devam. Yeni bir madde değil. Burada anlaşılması gereken ciddi bir olay var. Nefis akıl ile mağlup edilir. Sadece o yüzden akılla nefsi yenmeye çalışanlar yolda batıl itikatlara sapıyorlar. Bu cümleye bağlayacaktım. Adam sadece akılla yenmeye çalışıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Kaderi inkar eden bir hale geliyor. Tamam? Yeni bir konuya geçiyorum. Var mı buraya kadar sorun? Bu arada nasıl enerjiler? Bir tahmin ediyorum biraz daha işlemem lazım. Ondan sonra aslında daha Zübeyir abi var. Bunda bir sürü ders var. Birinci MEPAS'ı bitirdim. Daha kadere girmedik. Ama bugün giriş yapacağız dedik. Şu an evet, şu an giriş evresinde part part devam ediyorum. Kainata toplu bakarsak hayır asıldır, şer ise tebeidir. Asıl maksat ne Yunus? Hayır. Tebeyi olan? Şer. Şer. Kainata toplu bakarsak hayır asıldır, şer ise tebeidir. Demek sorulması gereken hayrın içindeki şerre neden müsaade ediliyor sorusu. Aslında bizler için elhamdülillah cevabı çok basit. Her şey zıttıyla bilinir bu yüzden. Bu kadar basit cevap. Hayrı bilemezsin yoksa. Evet, bundan sonrası böyle buraya kuvvet verecek yorumlar olur ancak. Yoksa hayır asılken mesela özellikle basın dünyasında hep kötü haberleri yayarlar ya. Bugün günlük 3 saat TV izleyen birinin babasının yanında otur, dünyadaki bütün kötü haberlerden dünya bitmiş dersin. Vallahi öbür an kıyamet kopacak falan dersin. Ama hayır asıldı hani. Yine dedim ya, kendinin canının yanmasını bile, kendi canının yanmasını bile ortamdan çıkardığında, kaderi cihette baktığında buralarda ne hikmetler gözükür, ne hikmetler. Ama yapamıyoruz. Niye? Bir olay duyuyoruz. Lan benim ev zarar görür mü falan. Hani öyle düşününce işte kader boyutunu göremiyoruz. Kokmuş ek örneği vermiştik ya, onun gibi yani. Buna ilaveten hayırda dehlimiz yok gibidir, şerde ise çoktur. Risale-i Nur'da kesb kelimesi şer için kullanılırken hayır için kullanılmaz. Kesb ne demek? Kesb-i şer diyoruz ya abi, şerrin kullanılması. Ortaya at. Kullanılması da yine yakalar. Kazanım asıl. Asıl kazanım demek. O dediklerinde yakalar. Evet, şer için kesb kullanılabiliyor mu? Hayır için. Hayırda o kadar bile kazanımımız yok çünkü. Üstad hiç kullanmamış. Risale okurken dikkat etsene. Ben bunu böyle çalıştığımda ta zamanında kodladım buraya. Risale okurken bakıyorum. Aynen ha. Şer için hep kesb var. Hayır için kesb. Hayır kesb yok yani. Çok ilginç. Burada aslında çok açacağım burayı. Ama şimdi açmayayım. İleri derse bırakayım. Ayetten kaynaklı o da zaten. Evet, onu Nisa suresindeki ayeti açacağım. Şimdi açmayayım. İleride açayım. Yeni konuya geçiyorum. Üstad kaderin sebep ile müsebbebe bir taalluku vardır der. Taalluk burada bağlantı. Aynı manada. Taalluk. Bağlantı. Bağlantı. Burada bağlantı. Alaka da demek. Üstad diyor ki kaderde sebeple neticenin bir taalluku var. Cümleyi böyle yazın. Tamam mı? Sebeple netice diyelim. Biz diyoruz ya bu sebebi yaparsam bu netice olur diyoruz ya. Kader öyle mi diyor? Yok demiyor. Ne diyor? İkisinin bir bağlantısı var diyor ya. Şey gibi ha. İktiran-ı illet ile iltibas gibi hocam, herkes bilmez. Bu Ömer bilmez. Yaz 5 somu. Üstad diyor ki sebep ile söyle. Sebep ile netice arası bir taalluk, yani bir bağlantı vardır. Bağlantı var. Yani sebep ile. Yani sebep olur, o yüzden sonuç mu olur diyor. Hayır, sebep ile sonuç arasında bir bağlantı vardır. Yani siz sıralı görseniz de aynı anda olur diyor kaderde. Anladın mı demek? Anladım. Istedim? Şimdi daha iyi anladım. Şimdi dünya hikmet dünyası. Her olay tedrici olur. Ben bunu sıralı görüyorum. Değil mi? Ama sıralı değil olaylar. Aslında arasında bir bağlantı olduğu için, hatta çoğu zaman neticeden dolayı Allah o sebebi yaratıyor belki. Değil mi? Mesela örneği var mı? Var. Muhammed Aleyhisselam'dan kainatı yaratmış. Neticeden dolayı sebepler yaratılıyor yani. Buyur. Mesela hani o bizim köye geldiğinizde, köye kavurma partisine gelmişsiniz ya başkan. Evet. Hani orada toplamışsın, herkesi tebliğ yapıyordun. Şimdi oraya gelmem bile belki şu anki bunu dinlemem için bir sebep yani. Evet. Onların hepsinin aynı anda olmuş gibi. Aynen öyle. Köye geliyordum da bununla konuşmayayım diye başka yerlere gidiyordum. Yani köyde komple tebliğ yapılıyorlardı. Ben hani bitse de gitsek elimde sopa, fotoğrafı bile var ha onun. Biliyor musun? Anne baba sebep, çocuk ise? Netice. Neticedir. Anne baba sebep, çocuk ise? Neticedir. Kader sebep ile neticeye aynı anda taalluk eder. Yani bağlantı eder. Peki dünya nazarından bakınca öyle gözükmüyor değil mi? Sıralı gibi gözüküyor ama aslında aynı anda bağlı. Yani çocuk için o anne baba bile yani aynı anda birbirine bağlı. Çocuk anne baba hepsi bir hikmet. Buna korkuyordum, buyur. Bak şu an ben devam edeyim dediğim için Gökhan böyle etmedi. Mehmet ile Gökhan'a kader bir taalluk ediyor. Yalnız Gökhan'ın gündemi hiç dağılmayacak bak şimdi bak. Ben mesela... Yeminle söylüyorum, ben bu kadar araya girilse kesin unuturum. Ben kesin unuturum bak, Gökhan şimdi böyle. Her şeyi dinliyor ama gene gündeminde yani. Başkan, biz var ya ileride...
Hani bir açık oturumda kapışmaya adam gönderdik mi yemin ederim Gökhan'ı gönderelim. Konu senden açılmışken seninle işlediğimiz makale gelmişti aklıma. Sen de makale okumuş. Gökhan bak ben artık sana konsantre olamam ama konuş. Bilmekle anlamak yani akıl anlamazsa da ruh anlar diye bir makale okumuştuk başkan. Tamamen sıcak oluyor kalsın. Olayı tamamen akılla anlamaya çalışıldığı zaman aslında mesela Freud geliyor aklıma. Her şeyi böyle çok iyi biliyor. Şu an günümüzde mesela birçok bizim kullandığımız bu psikolojideki o terapi olsun. Freud'dan konuşuyor. TÜBİTAK MÜBİTAK artışık yapma bak adam. Gökhan gündemin dağılmadığı için bölüyorum rahat. Yanlış anlama. Başkan. Dün İrfan abi dün perşembeydi siz süpürü... Siz süpürün genel kampanyası vardı başkan o yüzden şey bol yani bol bol konuşabiliyorum dakika konusunda haftalık. Freud mesela bizim günümüz... Gökhan teşekkür ederim. Anne baba sebep çocuk ise neticedir. Kader sebep ile neticeye aynı anda taluk eder. Yani bağlantısı aynı anda. Kitaba yazılırken aynı anda. Bunu bilmeyenler bu işin kaderlerini birbirinden ayırırlar. Mesela der ki senin gibi çocuk doğurmaz olaydım. Sonra olduğu için kendinden bilir. Halbuki çocukla sen bir kaderiniz bağlı olduğu için senin öyle bir hakkın olsa çocuk da sana der. Senin gibi ana babayı kader cihetinde istemeyeydi. İkisinin de hakkı yoktur. Aynı anda taluk etmiştir. Madem onun kaderinde dünyaya gelmek var bu anne baba olmasa da gelecekti der. Bunu bilmeyenler. Ama kader sebebiyle neticeye bir baktığı için bu işlerin cevabına meçhul der. Öyle olmasa şöyle olmasa böyle olmasa bilemiyoruz meçhul. Sorun var mı Sinan? İki arkadaşın Ankara'da denk geldiğini varsayalım. Bu örneği vermiştik hatırlıyorsanız. Rize'de. Geçeyim mi? Verdik zaten. Evet. Annesi oğlunu rüyada uçağını düşüp öldüğünü görür. Bunu da verdik. Geçebilir miyim? Geçiyorum. Evet şurada çok önemli. Hani kaderle ilgili ekollerin en dal noktası Mutezile ve Cebriye olduğu için Mutezile ve Cebriye'ye aslında şu basit soru sorulabilir. Nereden biliyordun? Mesela uçak düştüğünde şöyle oldu, böyle oldu, gitme oğlum. Nereden biliyordun sorusunun bir cevabı yok. Yani rüya burada delil de olmaz, ispat da olmaz. İçime doğdu delil de olmaz, ispat da olmaz. Evet farkındayım. Nereden biliyordun sorusu çok basit geliyor kulağa. Ama nereden biliyordun sen bunu sorusunun arkası olmadığı için bildiğinin dayanağı da yok. Evet silah örneği diye bir notum var. Yeni örnekte bunu verdim. Mutezile Cebriye çok 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 önemli bir örnektir. Yani bunun üzerinden inşa etmek çok hikmetli olur işleri. Evet. Yine kader girişte yeni bir parçaya geçiyorum. Var mı sorun? Miraç Risalesi'nde. Hangi risale? Miraç Risalesi'nde Miraç meselesi Erkan-ı İmaniye'nin usulünden sonra tereddüt eden bir neticedir der usta. Kader meselesi de aynıdır. O yüzden sıralamasında da en sondur. Bugün İslam'a girdim yarın kaderi anlayayım. Bu değil. Sıralaması var diyor. İfade edebildim mi? Anladım. İşte kader meselesi de öyledir. Yeni bir gündeme geçiyorum kaderle ilgili. Bir bina yapacak olursanız önce neyini oluştururdunuz? Müteahhit. Plan diyelim. Planı. Yani çizimini. Yani kaderini. Kadere levh-i mahfuz desek. Değil mi? Levh-i mahfuz desek. Buyur. Çok güzel. En ahir. Çok güzel. Eski Ömer'in kokusu geliyor elhamdülillah. Mesnevi Nuriye'de geçiyor. Diyor ki kader mühendistir, kudret ise ustası. Çok güzel. Çok güzel. Evet. O kader mühendisi neyle başlıyor? Plan çizimi. Var mı sorun? Planı yani çizimi yani kaderi dedik. Bu arada ya kader kelimesini bir şeyle kodlayacağım da birazdan kodlayayım. O kelime bizim hayatımızı değiştiren bir kelime olacak. Rahatlık ve kolaylık bakımından. Peki çizimden önce bu işin neyi lazım? Çok güzel. Söyle. İlmi. Değil mi? Önce ezeli ilim. Değil mi? Ezeli ilimde, krokisi, ondan sonra uygulamalar vesaire. Yani bunun çok cevabı vardır. Ben işime yarayan cevabı çekiyorum arada. Bir bina yapacak olsanız önce neyini oluştururdunuz? Planını. Yani çizimini, yani kaderini. Peki ondan önce, kaderden önce bu işin neyini oluştururdunuz? İlmini. Demek bir şeyin ilmine ve kudretine vakıf olsanız ve muktedir olsanız siz o işin kaderini bilirsiniz. Doğru oldu mu? Doğru oldu. Bu yüzden ya işte var ya benim yine çocukluğumda kaderi en çok anladığım cümlelerden bir tanesi. Ahmet bin Hanbel diyor ki Cenab-ı Allah'ın kudreti ve ilmini anlamış bir adama kader bahsini anlatmaya gerek yok ayrıyeten diyor. Ya adam Allah'ın ilmini benim hücrelerime kadar bilen bir Cenab-ı Allah. İçerideki mekanizmaları biliyor. Gezegenleri biliyor. Yıldız tanesi gibi çevirmiş. Şimdi bu Allah yarın başına ne geleceğini bilmez mi? Bilir işte ilmini biliyorsun, kudretini biliyorsun. Kadere bu adam zaten imanı artar o cihette diyor. İnanır diyor. Bu ya basit. Sadece Samanyolu galaksinde birkaç bilim adamı deney yapsın. Kalan bütün insanlık gözüyle görüp aynı
vay ne güzelmiş desin diye 400 milyar tane birçoğu dünyadan büyük galaksi koyacak. Böyle bir dekorasyoncu tanıdığın var mı? Ya bu Allah yani. Sadece birçoğumuzun sadece gözü görsün diye. Satürn'de insanlığa faydalı kaç deney yapabilir bir insan? Satürn ya. Toprağının çeşidini anlasa o 100 yıl geçiyor adam. Doğru mu? Uranüs'te vesaire. İşte çok hepsini bilmediğim için. Andromeda'da. Orada burada yani. 400 milyar tane Samanyolu galaksisinde ya. Birçoğumuza sadece görsel şölen olsun diye yaratan bir Allah düşün ya bu kudrete. Ya yarın da benim başıma ne geleceğini yaratabilir mi denir mi ya? Onu diyor işte. Başkanım burada işte akıl nefsi yenemiyor. Nefis köpek gibi yükleniyor, insanı yıkıyor hep. Mesela bunu salt düşünsen dersin ki lan ne düşüneceksin? Keyfine bak dersin ama şeytan tetikçi olarak nefsi kullanıyor işte seni mahvediyor yani maalesef. Eyvallah. Tam Ahmet Bin Hanbel'in cümlesi anlaşıldı mı? Ede bir şey diyorsun buyur. Tek şartım konudan çıkmayın. Az önceki müteahhit örneğiyle zaten aynı oldu. Yani böyle müteahhitlik ilmini tam bilen bir adam ve aynı. O işi de gücü yetecek bir adam ama zaten o binayı nasıl yaparsın? Yani akıla bile gelmez ki yani. Çok güzel. Mesela İstanbul'da Nef Yapı var. Herhalde oranın en büyük firmalarından biri bu. Tarsuslu bir arkadaş. Ya şu bizim dört katlıya bu adam yapabilir mi? Bence denmez yani. İstanbul'un en büyük projelerini yapmış bir adam değil mi? Değil mi? Aynen. Güvenliğin çok güzel bak. Örnek yine güzel oldu. Güvenliğin müteahhitle temelden ev alıyorsun. Burada Ahmet İbn Hanbel'in sözündeki Allah'ın ilmi derken aslında orada Allah'ın ezeli ilmi diye düşünürsek zaten tabii. Bütün şey çözülüyor. Ha, şimdi evet, ilmi tabii, deyince tabii. Biraz kısır kalıyor yani bize karşı da. Ezeli ilim deyince zaten direkt düğüm çözülüyor. Aynen öyle. Evet son derken hala girişim devam edecek de hepsini deftere geçiremedim. Buradan devam edeceğim. Yeni bir cümleye geçiyorum. Kaderi tefekkür ederken bilmeli ki kader iş yapmaz. Kader yalnızca Allah'ın bilmesinin ünvanıdır. Şu bilme örneklerini anlatmama gerek var mı? Yani ne bileyim yıllardır anlatıyoruz ya. Ha tepenin üstünden baktım bir matematik hocasıyım var mı anlatma ihtiyacı? Bir tur anlatayım mı? Şimdi Risale-i Nur'da en önemli cümlelerden bir tanesi yine ilim. Malumat abi. Yani Allah'ın bilmesi Sinan senin niyetinde malum olanı biliyor ona göre ilim ona tabi. Yani daha Türkçesini söyleyeyim. Benim yine hayatımı değiştiren cümlelerden bir tanesi inanın bana. Biz Allah böyle yazdığı için böyle yapmıyoruz. Allah böyle yapacağımızı bildiği için bu şekilde yazdı. Mesela şöyle yine basit örneklerden verelim. Ben çok iyi bir matematik hocası olduğumu düşün. Bunun yanında da çok iyi bir sosyoloğum, çok iyi bir psikoloğum. Bir gün sınıfa girdim. Mert de haylaz işte millete sataşıp dayak yiyen talebelerden bir tane. Örnek gereği. Ha, örnek. Biz lisedeyiz. Bu da lise talebesi gibi düşün. Neyse Mert'e bir gün sözlü imtihanı yapıyorum. Kalk 2 kere 2 diyorum 3,5 diyor. Şimdi 2 kere 2'nin kaç olduğunu bilemeyen bir adam. Ben de ertesi gün 3 katlı integralden yazılı sınavı yapacağım. Şimdi ben içimden bu adam 2 kere 2'yi bilemiyor. 3 katlı integrali hayatta bilemez. Neye göre diyorum bunu? Matematik ilmim var, psikoloji ilmim var. Biraz işte yani gençlerin ahvalinden anlıyorum ya. Tembel adam gelecekte de yapmaz gibi. 2 kere 2'yi bilmeyen adam bir gün sonra 3 katlı integrali nasıl yapacak? Ondan sonra bu zaten bilemeyecek. Bu sınavı yapamayacak. Sıfır yapayım. Gerçekten de ertesi gün tahtaya çağırıyorum. Soruyu yazıyorum 3 katlı integralden. Gel çöz diyorum. Bu da çözemiyor. Yerine oturuyor 0. Diyorum ki lan Mert ben sana dün 0 yazmıştım. Mert bana diyebilir mi? Sen 0 yazdığın için ben 0 aldım diye. Diyemez. Ben birkaç adet ilmimi kullanarak bu adamın yarınki sınavdan 0 alabileceğini bildim. Ben birkaç dandik ilimle bunu bilebiliyorsam Cenab-ı Allah geçmişi, geleceği ve şimdiyi aynı anda ihata eden ezeli ilmiyle tabii ki İbrahim'in kaç nefes alabileceğini bilir. Yarın kimle evleneceğini bilir. Cennet ve cehenneme ne yapacağını bilir ama bize de bildirmek için dünyayı yaratır. Bunu da bir hikmetini belli olsun diye bir cümle geçtim. Yine ilmi yüksek bir adam düşünelim. Bu adam da tepe. Burası tepe. Şu alttan da yollar geçiyor. Bir buradan yol geçiyor, bir de buradan yol geçiyor. Ben burada oturuyorum. O adam benim. Yukarıdan bir baktım. Lan bu arabalar işte saatte bilmem kaç kilometre hızla bilmem ne mesafede yol yapıyorlar. Ben bu adamların çarpışacaksa eğer 2 dakika sonra çarpışacağını bilebilir miyim? Bilebilirim. Derim ki tam 2 dakika 13 saniye sonra bu iki araba birbirini görmediği için şuradan çarpışacak. Ve bunu da daha önceden kağıda yazdım. Çat gerçekten de 2 dakika 13 saniye geçiyor bu arabalar çarpışıyor. Ve ben koşarak gidiyorum ki trafik polislerine. Durun onlar suçlu değil. Kaderlerini ben yazdım desem ne olur? Ahmaklık olur. Yoksa şey yazsaydım yani. Hadi bakalım havada zeplin olun yazsaydım. Zeplin olsaydı böyle bir ihtimal var mı? Yok. Demek benim bilmemden dolayı onlar olmadı. Ben belli başlı ilimlerle onların olacağını bildiğim için kendim defterime yazdım. Tamam? Lillahi Teala, El Fatiha, Men Salavat.